Merhabalar, Konya Çimento. Bunu geçen hafta mı yapmıştık herhalde? Bir takipçim acayip işler oluyor, bir bakıverir misin dedi. Şimdi acayip bir iş olmamış yani. Geçen sefer bir burada filama yapıp yoluna devam ettiğini söyledik. Dolayısıyla bir filama daha vardı. Ya dönüş olacaktı aşağı kırsa, geçen videoda anlattığım gibi yukarı kırdı. Direğe kadar da daha önce koymuşum direğe. Tam da denk gelmiş yani, kısmet. 756 lira 80 kuruş. Bunu geçen videoda söylemiştim. Oradaki hedefe gelmiş. 1.618'de işaretlemişim. Şöyle. Oraya ok şeyi de aşmış yani. Altın oranı da aşmış. Bunu bir sileyim. Şimdi tabii burada bir şey var. Hikaye de var. Yanlış hatırlamıyorsam bana bir önceki videonun yorumlarında herhalde sorun olmuştu. Konya betonla birleşme ya da onun bünyesini alma, birleşme mi diyelim, bünyesini alma gibi bir durum vardı. Olumlu olur mu diye o haber. Olur tabii yani, şimdi iki şirket birleşiyor. Bambaşka bir bilanço gelecek. Karlılık falan filan değişecek belki, bilmiyorum. O temel analiz kısmına bakmadım. Diğer şirketi tanımıyorum. Dolayısıyla bir faydası da olur. Zaten bir akımdaydı, böyle bir filamanın içindeydi, ikidir. O filamayı da yukarı kırdı. Ne beklenir? Şimdi bu bir filama hareketi ise gördüğünüz gibi direğe gelmiş. Yani direğin boyu kadar gitmiş. Genellikle filamalarda direk boyu kadar gidilir. Ondan sonra da şu tür bir hareketin içine düşülür. İşte düzeltme hareketine düşülür. O beklenebilir. Ama garanti veremem yani. Kalkar yarın bir 110 da yapabilir. Onu bilemem. Ya bir realizasyon gelir arkasından, bu tür bir realizasyon şuradaki gibi. Veya bir 110 daha verir ama bir yerde de realize olur, onu da aklınızın bir köşesinde çıkarmayın. Yani ortalamalardan çok ayrılan kağıtlarda kar realize olur arkadaşlar. Ama ha, günümüzde şey var, bugünlerde artık o kar realizasyonu eskiden ortalamanın iki katında oluyorsa artık dört katında oluyor. Bazen beş katında, on katında oluyor. Onun garantisini veremem. Yani yer olarak bir şey söylemek çok zor. Şöyle ifade edeyim. Şimdi 1.618'in üstünde kar realizasyon olursa, yani olursa diyorum, olur mu bilmiyorum, çok olumlu. 717 lira civarında soluklanırsa 995'te 2.618 hedefi var. Ha, yani söylüyorum, hiç bilemem. Direkt oraya da gidebilir, ona da bir şey diyemem. Sadece şurada 2 ve 3. hareket bu. Aynı şekilde yaptı. Onun için uyarıyorum. Olumludur. Bunun dışında zaten yön yukarıda. Bunun dışında RSI'ye bakmakta fayda var. RSI'da şimdi Konya Çimento yapıyor yani, arada sırada 90'lara falan geliyor RSI. Ama 90'ın üstüne çok çekmiyor yani, 91 var. Gerçi hani bu sefer evet bir haber var, onu da söyleyeyim, ama teknik analizde haberlere, duygulara pek yer verilmez, robot gibi davranılır. Onu da hatırlatayım. Şu anda da 80 kaç burası? İşte 83,8. İşte bakıyoruz. Bir önceki filamada 93, bir sonrakinde 78. Ama oralarda haber var mıydı hatırlamıyorum. Yoktu herhalde. Tepelere bakalım. 80 görüyorum. 88 görüyorum. 96 görüyorum. Yani 90, 96 değil, özür dilerim. 86, 84. Yani 85'in üstünde diyelim biz, bir kar realizasyonu olma ihtimali kuvvetleniyor Konya Çimento'da diyebiliriz. Ama bakın söylüyorum, nadir olan bir şey olursa da onu bilemem. Yani kalkar da buradan 10 tavan daha yaparsa bilemem. Yani hiç şeyim yok. Ben sadece teknik analiz yönünden bakıyorum olaya. Ne kötü olur? Kalkar da şimdi bu mumun, yani şu, hiç mumu da söylemeyeyim de, 717'nin altına tek bir mumu yaparsa yarın, siyah mum diyelim. O pek iyi değildir yani. O şey tercih edilmez yani. Öyle bir mum görülmek istenmez. O zaman biraz daha böyle geri alması açıkçası beklenir. Ama dediğim gibi 717'nin üstünde kalışlarda, hatta yani mumu tam da söylersem işte 698,6 yüksek kapanış 650 756, 56, 57, 58, koyun 1.4 daha, 59,4, 60 desek 30. Yani normalde formasyon düşünüyorsanız 726,8'in altında kapanan bir siyah mum aslında bir düzelmenin başladığını ifade eder, ama avans da verebilirsiniz. Ona da bir şey söyleyemem.
Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.